Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali İmran 60 diyoruz. Böylece Ali İmran suresi 84 numaralı ayete de gelmiş olduk. Bu 3. cüzün sonuncu sayfası oluyor. Böylece 3. cüz tamamlanmış oluyor. Kul de söyle. Biliyoruz ki Gale'de emir hazır. Ukvul gelir. Esasen emir hazır. Daha sonra üzerinde çeşitli ilerler yaparak sonuçta bul kelimesine ulaşılmıştır. Kul'den bir önce bul var değil mi? Sakin, vav var. Kul, lam da sakin, vav da sakin. İltikal sakinen caiz olmadığından vav silindi, geriye bul kalmış idi. Amenna, aslı nedir? Emine, sülasi mücerret. İfal babına aktarıldı, etmene oldu. Daha sonra oradaki hemze elife çevrildi ve hasfedildi. Böylece sonuç olarak ameneye ulaşmış olduk. Amenna, amentu, amenna. Na nedir? Muttasıl merfu zamirdir. Muttasıl merfu zamir bitişen yerde mazi fiil ne olur? Sükun üzere mebni olur. Amenna, biz iman ettik, inandık. Kime? Billahi, Allah'a inandık. Ellahi, lafzatullah, onun mecruru olmaktadır. Ba harfi cer, Ellahi mecruru, onun mecrur yani. Ba harfi cer, Allah'ı lafzatıp onun mecruru. Burada car mecrur mefulü bih olarak vaki oldu. Ama gul söyle, ne söyle? Amenna billahi, Allah'a iman ettik de. Bu durumda amenna billahi nedir? Kavlin mekulu deriz buna. Kavlin mekulu, yani denilen şey. Kavl maddesinin mekulu denileni. Gul de, ne de, ne söyleyelim? Amenna billahi de. Öyleyse gul de ente fail zaten gizli zamir. Amenna billahi kavlin mebulü olarak mef'ulü bih olmakta. Doğru. Babdunda ne oldu? Zayt oldu. Ve daha neye iman ettik? Ma o şey ki unzile, enzele, unzile, indirilene. Unzile, indirildi. Hüve o, naib-i fail. Aleyna, bizim üzerimize indirilene de inandık, iman ettik. Ma nedir? İsim mevsul. Unzile aleyna. Ne oldu? Burası sıla cümlesi oldu. Fiil cümlesi olarak sıla cümlesi. Ve ma, yine o şeye inandık ki unzile indirildi, hüve o indirildi. Kimin üzerine? Ala İbrahim'e diye devam ediyor ama yani ma nedir? Yine isim mevsuldür. Dolayısıyla ardından gelen unzile, hüve, unzile meçhul fiil, nezele, yenzilu, enzele, enzele, unzile, ifal babu, mazi, meçhul, fiil cümlesidir. Hüve gizli zamir olarak naib-i faildir. Fiil meçhul olduğundan failliği, naib-i fail alıyor, unzile kelimeleri. Ala İbrahim'e, unzile indirilene, hüve o indirildi, kimin üzerine? Ala İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine indirildi. İbrahim'e. İbrahim kelimesi gayri mustariftir. Çünkü ala harfi cer İbrahim'e sonuncu harfe fetha verdi. Esre yapamadı yani. Demek ki gayri mustarif. İyi de neden gayri mustarif? Evet, cevap nedir? Hem alemdir yani özel isimdir. Diğer ucmedir. Diğer adıyla e'cimidir. Yani farklı bir dilden Arapçaya aktarılmıştır. Ve daha kime iman etti? Kime indirilene? İsmail'e. İsmail Aleyhisselam'a indirilene de iman ettik de. Ve daha İshak'a. İshak Aleyhisselam'a indirilene de. Ve Yakub'e. Ve Yakub Aleyhisselam'a da indirilmiş olana iman ettik de. Bunların hepsi de nedir? Hepsi de gayri munsariftir. Çünkü İbrahim kelimesi esasen mecrurdur. Cer alameti fetha. İsmail'de de aynı şey söz konusu. İshak'ta da, Yakup'ta da. Ama el esbadi. Buraya gelince işler değişmeye başladı. Esbat kelimesi cemi mükessertir. Sorunlar manasına gelir. Ve daha kime indirilene? El esbadi. Sorunlarına indirilene de iman etti. Ve ma. Ve yine o şeye ki iman ettik ki utiye. Utiye meçhul fiildir. Utiye verilene. Kime verilen? Musa. Musa aleyhisselama ve İsa ve İsa aleyhisselama ve daha ennebiyyûne ve nebilere. Min Rabbihim.
Rablerinden peygamberlerine, işte İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, verilene de iman ettik. Onlara indirilene de iman ettik diyoruz. Utiye meçhul fiil dedik. Musa ne olur? Naibu fail olur. Musa demek ki ne? Merfu. Merfuluk alameti ne? Musa'ya bakıyorum. Raf alameti olarak hiçbir şey göremedim ben. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki Musa kelimesinde takdiren bir merfuluk alameti var. Niye takdiri irab söz konusu? Teazzür var. Yani Musa'nın sonuncu harfi eliftir. Elif'in hareke alması ise teazzür. Yani imkansızdır. Elifler hareke almaz. Harekeli olarak gördüysen bil ki o hemzedir. Hemze ile Elif'in ayrımına dair biliyorsunuz kitap var. Kitabul Elifat. Elifler kitabı. Böyle kitap var. Kitabul Hemze. Hemze kitabı. Hemze'ye dair kitap var. Şimdi dedik Musa naib-i faildir, merfudur, raf alameti, elif üzerine takdir edilen zammedir. Niye takdiri irab var? Tenzür var. Yani ne demek istiyorsun? Sonuncu harf elif, elif hareket kabul etmez demek istiyoruz. Ve İsa, İsa arada tıfaç var. Dolayısıyla İsa kelimesi de merfudur. Yine raf alameti Musa ile aynı şeyler yani. Aynı açıklama İsa için de geçerli. İsa kelimesi için de geçerlidir. Ve ennebiyyûne. Buraya baktığımızda ise İrab açığa çıkmış oldu. Atıf harfi sağındaki İrab'ı sonuna aktardı. Ennebiyyûne merfudur. Raf alameti vavdır. Nebiyyûne. Cim müzekker salimdir. Burada şöyle bir durum da var. Şimdi bakıyoruz. Türkçe ile kıyaslarsak Arapçayı birbirine aşırı derecede bir zıtlık var burada. Çünkü diyor ki maşiye ki utiye verildi Musa Musa'ya ve daha İsa İsa'ya ve daha kime verildi? Ennebiyyüne nebilere verildi. Burada Musa kelimesini silsen, İsa kelimesini silsen direkt utiye ennebiyyüne desen aynı mana çıkmaz mı? Utiye verilen kime? Ennebiyyüne nebilere. Musa da nebi, İsa da nebi zaten. Öyle değil mi? Musa özel isim, İsa özel isim. Ennebiyyûne ise çok genel bir isim. Hani nebiler, ne kadar peygamber varsa, ne kadar rasul, elçi varsa. Ama Musa ise onlardan bir cüz. Burada ne vardır? Atful am alel has. Atful am alel has. El am genel demektir. El has özel demek. Fert. Biri kül, biri parça. Şimdi ennebiyyûne çok genel bir kelime. İsa ve Musa kelimeleri ise daha özel, daha dar anlamlı olmuş. Yani bir öğrenci vardır, bir de öğrenciler vardır. Sınıf var, okul var. Daha genel, onu kapsayıcı. Nebiyyûn kelimesi İsa'yı kapsar zaten. Musa'yı da kapsar. Dolayısıyla Türkçe olarak düşünürsen, Türkçe'de böyle bir şey yapsan nedir bu? Türkçe'de bu bir anlatım bozukluğu olur. Neden? Gereksiz kelime. Türkçeden bahsediyorum. Türkçe değerlendirirsen, bunu neden anlatıyorum? Birazdan onu söyleyeceğim. Türkçe olarak değerlendirirsen burada ne var? Gereksiz kelime kullanımından ötürü anlatım bozukluğu var. Çünkü Musa ile İsa'ya gerek yoktur. Nebi'nin onları zaten kapsamaktadır. Türkçe olarak bakarsan böyle. Altını çiziyorum. Ama Arapça olarak bakarsan burada edebiyat vardır. İtnaf, cümleyi uzatmak. Atfun has. Genel kelimenin daha özel kelimeye atfedilmesi. Arapça'da bu bir sanatken Türkçe'de anlatım bozukluğu olarak ifade edilmektedir. Şimdi ne yapıyor kimileri? Kur'an-ı Kerim mealini eline alıyor, okuyor. Diyor ki yani bu nedir? Anlatım bozukluğu var burada. Neden? Bu bir örnek. Bunun gibi bir sürü yer var. Neden bu kelimelere gerek yok ki? Nebi kelimesi onları zaten kapsamıyor. Zaten kapsıyor. Dolayısıyla gereksiz kelime kullanımından anlatım bozukluğu var. Nerede var? Kur'an'da var. Haşa. Böyle diyorlar. Kim diyor bunu? Yani Kur'an-ı Kerim'de kusur bulmaya çalışan ve esasen tabii ki de Arapçadan hiç haberi olmayanlar. Ne yapıyorlar? Kendi dillerine göre, kendi lisanlarına göre Arapçayı yargılamaya kalkıyorlar. Arapçaya göre de bizim Türkçemizde bir sürü anlatım bozukluğu olur. Bu dilden dile farklılıkların olmasıyla alakalı bir şey. Devam edelim. La nüferrigu, ferraga yüferrigu, nüferrigu. Fail nedir? Faili gizli zamir olan nahnu. Gizli zamir olan nahnu burada fail olur. La nüferrigu biz fark gözetmeyiz. Ama haldir burası. Fark gözetmediğimiz halde. Hal burası. Beyne hadin minhum onlardan
Herhangi bir arasında. Beyin ahadin hiçbirinin arasında. Min onlardan. Hiçbir arasında fark gözetmeyiz. Ve nahnu biz lehu ona müslimune teslim olanlarız. Teslim olmuşuzdur. Nahnu mübteda müslimune haber olur. Ve men her kim yebtegi ararsa ibtega yebtegi. Ben ne yaptı? Cezmet. Şart fiili burası. Cezm alameti nedir bu durumda? Az çok dillendirmiş oldum. Cezm alameti ne? İbtega yebtegi yebtegi. Yebtegi fiil, muzari fiil, hüve gizli zamiri olarak faildir. Men burada şart edatımız mübtedadır. Yebtegi hüve fail ile beraber fiil cümlesi olarak sıla cümlesidir. Şart fiil dedik. Burada ne hasfedilmiş? İllet harfi hasfedilmiştir. Has harfin ille diye bir ifade ile hazif ile ilal vardır. Hemen her kim yebtegî ararsa ne gayral İslami İslam'dan başka dinen bir din ararsa dinen temyiz olur. Kim İslam'dan başka bir din ararsa felen yukbere asla kabul edilmeyecektir. Minhu o kişiden. Ne kabul edilmiyor? Ekbele, tukbilu, yukbelu. Yukbelelenden ötürü. Yani meçhul fiil demek istiyorum. Len yukbele asla kabul edilmeyecek. Meçhul fiil. Ne kabul edilmeyecek? Hüve, o aradığı din var ya, o asla kabul edilmeyecek. Hüve, naibu fail. Kimden kabul edilmeyecek? Minhu o kişiden arayıp yeni bir din bulandan. Ve o kişi de fil ahireti ahirette minel hasirine hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Zarar edenlerdendir. Keyfe nasıl? Keyfe haldir burada. Yehdi heda yehdi aslında yehdi yu farkındasınız. Yehdi yu. Sikal var. Sikalden ötürü takdiren merfudur. Keyfe nasıl yehdi Allahu. Allah nasıl hidayet eder? Kavmen bir topluluğa. Kavmen nekre bir kelime. Ardından fiil cümlesi geliyor. Yani sıfat geliyor. Keferu, kefara, kafir oldular. Vafay. İnkar eden kavme. İnkar eden kavme Allah nasıl hidayet eder? Neyden sonra inkar eden? Bari imani imanlarından sonra. İnanmalarından daha sonra. Ve şehidu şahit oldular vafay. Enne Rasule şüphesiz ki Rasul hakkun haktır. Rasulün hak olduğuna. Ve ca'e ve geldi hum onlara el beyinat apaçık deliller onlara geldi. Ve Allah Allah la yehdi hidayete erdirmez. El kavme el zalimine. Zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Ulaike işte onlar cezauhum onların cezası karşılığı en şüphesiz ki aleyhim onların üzerindedir. Onların üzerinde vardır ne? Lanet Allah'ı Allah'ın laneti vardır. Vel melaiketi ve meleklerin ve nasi ve insanların ecmaine hepsinin de laneti vardır. Halidine fiha orada ebedi kalacaklar. Halidine ebedi demektir. Haldir burası. Orada ebedi kalacaklardır. La yuhaffefu, yuhaffefu meçhul fiil. Hafifletilmeyecek anhum onlardan ne? El-azabu, azap. El-azabu nail fail. Ve lahum ve onlar değildir. Yunzaruna. Bakacak da değildir. Yani yunzarun aslında onlara göz açtırılmaz. Ve lahum yunzaruna. Onlara göz açtırılmaz. Bakamazlar. Hum müptida olur. Yunzaruna ve vav ile beraber haberdir. 89'a gelmiş olduk. İllellezîn ancak o kimseler müstesna ki tabu tevbe ettiler. Min ba'di zâlike bundan sonra tevbe edenler hariç. Ama tevbe etmek yetmez. Ve eslehu ve kendilerini düzelttiler. Kendilerini düzeltenler. Tevbe edip kendisini düzeltenler hariç. Şe inna Allah şüphesiz ki Allah gafurun rahimun. Her ikisi de mübalağalı isim fail. Gafurun. Çok bağışlayan. Cehud diye geçiyor mesela.
maksutta değil mi? Faul kalıbı. Gafurun çok bağışlayan. Rahimun çok acıyan, çok esirgeyendir. İnne ismin nas haber. Raf ediyor. Lafzatullah ismi gafur. Birinci haber. Rahim ikinci haber. Veya rahim gafurun sıfatı. İnnellezîne o kimseler ki keferû kafir oldular, inkar ettiler. İnkar edenlere gelince, bari imani, imanlarından inandıktan sonra inkar edenlere gelince, ve sonra izdadı. İleri gidenler, küfran, küfürlükte, işte nankörlükte diyor, küfürlük ileri gitmek olmaz. Nankörlükte ileri gidenler, elen tukbele tevbetuhum, tevbeleri asla kabul edilmeyecek. Tevbet kelimesi tabiyetu bu. Tevbetun mastardır. Onların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve ulaike hum ebbalun. Ve ulaike işte onlar hum onlar nedir? Ebbalun. Sapıktırlar. İnnellezîne o kimseler ki keferu küfrettiler, inkar ettiler. Yani inkar edenler gelince ve matu ve ölmüşler. İnkar edip ölenlere gelince yani. Hum onlar küffarun kafirlerdir. İnkarcı olarak. Felen yukbere min ahadihim. Felen yukbere asla kabul edilmeyecek. Min ahadihim onların hiçbirinden. Herhangi birinden kabul edilmeyecek. Ne? Mil'ul erzi. Dünya dolusu, yer dolusu, zeheben, altın kabul edilmez. Velev iftedabi. Velev iftedabi. Verecek olsalar yani. Onu verecek olsalar da kabul edilmez. İfteda kelimesi esasen iftedeye. İftedeye. Ya harfi elife kalp edilmiştir. Neden olduğunu anlıyorsunuz. Ya harfi ile mutarik makarnatı ya elife çevir. Ulaike lehum. İşte onlar içindir. Onlar için vardır. Ne? Adabun. Bir azap. Öyle azap ki elimun. Acıklı. Şiddetli bir azap var. Ve ma lehum ve onlar için yoktur min nasirine. Bir yardımcıları da yoktur. Min zait. Zait derken yani fazlalık boş mu? Hayır. Süs veya manayı pekiştirmek diyoruz.